Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. YouTube'a tekrardan geri dönüyorum. Bir buçuk ay, iki aylık bir tatil modumuz olmuştu. Zaten birçoğunuz Instagram'dan yazdınız. İşte YouTube bıraktın mı, niye video gelmiyor gibi. Sebebi benim işlerimin bayağı yoğun olmasıydı. Ondan sonra neyse velhasıl YouTube'a geri son gaz dönüyoruz. Bu video ne olacak? Corsa'ya ufaktan ufaktan başlıyoruz artık arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Bakımını yapacağız. Ön takıma bir göz atacağız. İlgileneceğiz onunla. Ondan sonra boya işleri var. Ön tampon, arka tampon, sol arka kapı gibi. Ondan sonra polisajı var. Bunun lastiği var, o su var, bu su var derken şöyle 3-4 parçalık bölümlerde gayet güzel içerikler çıkartacağımı düşünüyorum. Sizler de umarım beğenirsiniz. Ama bitiş efsane olacak. Bu arada apayrı bir video olarak güneş yanığını alma videosu çekeceğim. Elimden geldiği kadarıyla da gidereceğim. Çok araştırma yaptım. %70, %80 geçiyor. Onun bilgisini vereyim. Ama bir tabii denememiz lazım. Ya büyük ihtimal güzel sonuçlanacak. Şimdi 2CR Ankara'ya gidiyorum. Mertlerin yanına, Serhat İncilerin yanına. Gerçi Serhat abi şu an yoktur. O akşamları geliyor dükkana da. Mertlerin yanına gidiyorum. Arabanın bakımı yapılacak. En son bakımına 138 bin, 139 bin de girmiştim. Şimdi de 148.899'dan. Onun videosunu da biliyorsunuz zaten. Şuradaki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. O zaman mobil kullanmıştık ya. Şimdi motil kullanacağız. Ben de yavaşça motilci olmaya başladım desem yalan olmaz. Motil güzel, kaliteli, sağlıklı, güzel yani. O zaman şimdi biz İstanbul yolundayız. 2CR'ye gidelim. Artık bakımına başlayalım. Çiçek gibi çıksın. Daha yolumuz var. Buradan Bursa'ya gideceğim. Bursa'dan Manisa'ya gideceğim. Manisa'dan İzmir'e, İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan Bursa'ya, Bursa'dan tekrar Ankara'ya. Yani 2000 km'lik bir yaklaşık rota var. Onun için de arabanın bakımının tam olması lazım. Hadi gidelim 2CR'ye. Şimdi 2CR'ye geldik. Gene Evo burada arkadaşlar. Şöyle bir selamünaleyküm diyelim. Evet. Şimdi önce engine clean yapıyoruz. Motülün bu da. Şöyle gösterelim. Almak isteyenler olursa falan. Bu bakımdan önce hemen öncesinde dökülüyor. Manyetik partikülleri ne yapıyordun? Temizliğini alıyor. Yaklaşık temizliği. 15 dakika kadar çalışıyor. Aynen 15 dakika kadar rölantide çalışıyor. Sonrasında akıttığımızda tüm partiküller alttan inmiş oluyor. Plakalıkları hemen yok etmiş ya adam. Aa niye siyah falan diye genelde bize şeyler geliyor böyle tepkiler geliyor. Güzel arabanın ya 100 km gitsin yine simsiyah. Yani şeyden değil yani. Arabadan kaynaklanan bir şey değil, motordan. Olmadı, hoşuma gitmedi. Benim boyum bile yetmedi ilk defa bir şeye. Başaramadık abi. Lan neyi başaramadın? Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Onu çağırıyorum, başaramamaz deyince. Yine silikon manyağı tabi. Tabii. Sanki plaka tutturmuyorlar, çelik şey tutturuyorlar ya. Geçen hafta bir arkadaşın yeni araba almış, plakayı değiştirecek. Haliyle şey, plakayı sökmek, vermek, teslim etmek gerekiyor. Ya plakanın altına neler çekmişler. Şuradan tampon geliyor yani. Plakayla beraber tampon geliyor. Şurada iki tane tırnağı kırıldı tamponu çektiğim. Ben kırmadım, o kırdı. Halbuki sağına soluna birer damla yapsan, ortaya da bir tane çift taraflı bant tamam. Ben tüm arabalarımda şeyi kullandım. Komple çift taraflı bant. Ama onun da nesi olduğu önemli. Mesela şimdi ben de kendi arabam için aldım, göstereyim. 5.'ye falan plaka yapıştıracağım şimdi. 6 ayda. Şimdi şunun önünü aldım. Bu Tesla'nın bir bandı. 1 metresi 100 kilo kaldırıyor. Oha. Yazıyor. Oo.
5 metre 500 kiloya kadar kaldırıyor diyor. Kalitelisinden olacak. Tabii mecbur ya, bu 8500 lira falan geliyor. Hmm. Evet, güzel duruyor. Vallahi çok güzel olmuş. Kabartmalı. Yani kabartmalı seviyorum güzeli, ya. Daha tırtıklı mümkün de. Tırtıklı güzel oluyor. Daha güzelini yapabilecek adam mümkün değil. Yoksa bizim şurada bir direksiyon, nardi direksiyon şeyimiz falan var. O direksiyona benzemez. İyi olmuş. Yapma. Dur. Evet. Sağ şeylerde var o. Niye 5 küp koyuyoruz? Niye 5 küp koyuyoruz? Euro 4 sessiz bir araç bu. Artık eski teknolojisi biraz daha evet, geri kalmış vaziyette. Kilometremiz 150 bine yaklaşmış. Hı hı. Artık bazı şeyleri korumaya almamız gerekiyor. Nedir mesela bu bazı şeyler? Sübaplar, yataklar, piston, segment, sıcaklık, ki Opel motorlarında biliyorsun bu ciddi bir problem. Bunları da korumaya almak için artık bir üst viskositeye, öyle o da sıcak de çalışmayın. Yani 30'u 40 yapıyoruz. 5 ile evet, aynı, soğuk viskositemiz aynı. Sıcak viskositemizi bir üst sınır alıyoruz. Anladım. Artık kilometre birazcık eskidikçe arabayı korumaya almak için yağı da değiştirmekte tabii ki fayda var. Zaten motor anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet abi, bir de şu çakma muhabbetinden bahsedelim. Ya şimdi bu motul yağlar evet biraz revaca gelmeye başladıktan sonra çakması çok fazla bulunuyor. Bunu anlamanın aslında bir iki yolu var ama artık onu da bizim dolandırıcılarımız evet, sağ olsunlar yaptılar. Bir yöntemi şu, motulün 2100 serisi yağları hariç hepsinin şöyle bir kitapçık şeyi oluyor. Hı hı. Arka yüzde. Diğeri zaten kutudan anlıyorsunuz. Ya da bu stikerler bir kere söküldü mü evet, geri kolay kolay aynı şekilde yapılmıyor. Ama tek dezavantajı göstereyim ben. Hepsi birbirinin aynısı. Evet. Ve 5'lik şişe içerisinde motor ürün gamının en ucuz ürünü bu şu anda. Hı hı. 10-40 ya. En pahalı ürün de şu an bu. Bunu aldı, bunun etiketini söktü, buna yapıştırdı. Hayda. Evet. Direkt yani. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ya yani sana özünde yine orijinal motül geliyor ama sen 10-60 istiyorsun, 10-40 geliyor. X-Power istiyorsun. Evet. Tabii şişelerin hepsi aynı bak. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark hepsinin yok. Arkasında işte motül kabartmaları. Ha bir de şey var bak. Çakmada şu motül kabartması olmuyor. Hmm. Önde de arkada da. Ama ya garip. Motülün işi biraz garip. Mobilde falan da her şeyin artık çakması var ya. Yapıyorlar ya, internette görülen fiyatlar işte bize genelde çok fazla soru geliyor o konuda. Hı hı. Abi işte sen de hani söyleyeyim, bizde şey yok. Bu ikisi 225 lira. 5 litresi bu 290 lira. Bu 180 lira. Bunu mesela internette 180 liraya kadar bulabiliyorlar. Evet. Ben bu ürünü 206 liraya alıyorum. 19 lira para kazanıyorum bu ürünü. Bu ürün de aynı. 19 lira para kazanıyorum. 180 liraya bir adamın bunu şu an size alıp satması mümkün değil. O böyle zaman problemler. Dikkatli olmak gerekiyor yani. Motül alırken dikkatli olmak, bilinen yerden almak, özellikle distribütör onaylı bayiden almak da tabii ki faydalı. Evet. Sonradan üzülmeyin ya da cebinizden boş yere fazla paralar çıkmasın. Yani. Motül aldım diye sevinip. Ne olmuş? Anlatsana. Isıtma bir sürü soru da olur. Çalışmasını birazdan gösterelim. Aynen, bunlar yeniler. Yenileri takıyoruz. Tamam. Bunlar mı eski? Arkadaş, bunlar eski. Eskilerine de bir şöyle bir gösterelim. Eskiler bunlar. Şöyle. Yenilerden de bir tanesini bir verebilir misin? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağdaki yeni. Soldaki 4 tane de eski. Şimdi yeni bujileri takma zamanı. Buyur. Bakacağım. Bu arada diğer ürünler de geldi. Şöyle yağ filtresi, ondan sonra hava filtresi. Polen filtresini zaten klimanın gaz dolumunu falan yapmıştım, o zaman değişmişti. O da burada oluyor. Onu değiştirmiyoruz o yüzden. Mazot filtresini bir önceki bakımda değiştirmiştim, ona da gerek yok. Her iki bakımda bir, üç bakımda bir değişmesi gerekiyor ya. O yüzden ona da gerek yok. Bu yamulmuş. Hmm.
Bu arada şu da çıkan hava filtresi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bakım şu an bitti gibi. Şöyle sesini dinleteyim. Tabii her bakımdan sonra sesi güzel oluyor. Biraz böyle yumuşuyor. Özellikle ama şimdi sen ne fark ettin? Bakın sen yolda fark edeceksin. Bunu hani arkadaşlar bu yani sürekli bilmedikleri için bilmeyecekler ama sen fark ettiysen motor sesi azalmış olacak. Hı hı. Bu konuda iddialıyım. Tamam. Bakalım. Duyguyu, düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Kanka şimdiki işlem ne? Şu an map sensörünü temizliyoruz. Bu zamanla kurum bağlıyor. Evet. Basıncı tam okuyamıyor. Bu da aracın performans kaybına neden oluyor. Ha. Yani 5 beygir gelecek diyorsun. Artı 5 beygir. Şöyle bunun içi kurum bağlıyor. Sensör. Çok yoğun bir... yoğun bir cam suyu. Konsantre. O yüzden bunu böyle biraz seyretmekte fayda var. Kokusu da çok güzel. Bir koklayayım mı? Oo güzel, evet. Kavun. Kavun şeye gitti böyle. Big Bubble gibi falan da geldi. Evet evet, Big Bubble, kavun. O ayarda. Arabanın bakımı yapıldı. Isıtma bujileri değişti. Kızdırma bujileri yani. Buradaki işimiz bitti. Bu videodan böyle olsun. Part 1 videosu olsun bu. Bundan sonrasında da işte boyası gelecek, polisajı gelecek, güneş yanığını giderme olayı gelecek. Ön takımda amortisörlerin başlarında bir sıkıntılar var. Onlar düzeltecek. Bunları part part böyle sizi sıkmayacak şekilde yayınlayacağım. O zaman video buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abi görüşürüz. Hadi bay. Hadi bay. Hadi bay bay.